Arkadaşlar merhaba sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı. 2024 yılının 22. SPK bülteni. Bu SPK bülteninden iki tane sermaye artışına olay geldi. İki tane de yeni halka arz var. Bunlardan birincisi Koç Metalurji Anonim Şirketi 20 lira 50 kuruşla talep toplamaya başlayacak. Toplam 125 milyon adet lotu 100 milyon sermaye artırım yöntemiyle 20 milyon da ortak satış yöntemiyle 125 milyon notu halka arz edilecek. Dediğim gibi 20 lira 50 kuruş. Bir diğeri de altın ay savunma teknolojileri anonim şirketi. Onun da mevcut 200 milyon lotu var. 32 TL'den halk arz için talep toplayacak. Halk arzdan sonra 235 milyon 294 bin 118 adet lota çıkacak. 35 milyon 294 bin sermaye artırımı yöntemiyle 23,5 milyon lotu da ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek. E, muhtemelen önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe, cuma günleri talep toplarlar diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bu koç metalurji anonim şirketinde e, bir iyi bir de kötü haber var benim açımdan. İyi haber ne derseniz iyi haber İnşaat demiri yapan bir şirket e, borsaya girmiş olacak e, halk arzdan sonra. Yani istemir gibi değil biliyorsunuz istemir yan ürünler de üretiyor ama bu şirket senelik 500 bin ton e, mevcut e, inşaat demiri kapasitesi var. Onu da söylemiş olayım. Kötü haber benim için hangisi? Dagi Holding'in e, şirketi arkadaş arkadaşlar bu da benim için e, kötü bir haber. Evet bir diğer şirkette Altıray Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi 200 milyon notu mevcut. 235 milyon 294 bin nota çıkacak arkadaşlar. Bu şirkete baktığım zaman yaptıkları işler bunlar. Burada da görüyorsunuz zaten tanıtımını şu şekilde yapıyorlar. Yapmış oldukları iş hareket kontrol sistemleri, elektronik optik görüntüleme sistemleri mast sistemleri diyorlar ee, bu haberi şu haberleri ben daha önce okumuştum Türkiye'nin ilk yerli helikopter yakalama ve transfer sistemi Milli fırkateyinde göreve başladı diye ee, demek ki bu şirketinmiş arkadaşlar ben savunma şirketlerini biliyorsunuz e, mevcut konjonktürden dolayı e, çok ön planda tutuyorum dolayısıyla e, isteyerek ve gerçekten canı gönülden bu halka arıza katılacağım İnşallah e, az kişi katılır. Ben de daha fazla lot alabilirim. Tabii işin şakası. Evet. Hun Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin hemen kap haberinde çıkardım ben bunun. E, bu arada e, bu e, haberin sonunda da son gelen 3 kapı vereceğim. Arkadaşlar Huner daha önce %72.41 olanında belirli sermaye artışı kararı almıştı. Lüçen kullanım hakkı 1 TL bu kabul edildi hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki günlerde bedelli ve bedelsizlerde şirketler tarihleri belirleyecek. Bir diğeri de Pegasus Hava Taşımacılığı anonim şirketi onun da bedelsiz sermaye artışı vardı. 2. ayın 29'unda başvurdu. %388.75 oranında bedelsiz, bedelsiz sermaye iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artışı kararı. SPK tarafından onaylanmış olduğu hayırlı uğurlu olsun. Ee, dediğim gibi iki tane yeni, yeni Kod, Koç, Metolo Metalurji Anonim Şirketi ve Altınay Savunma Tekno Teknolojileri Anonim Şirketi. Hun %72 bedelli Pegasus'ta %300 küsür bedelsiz sermaye artışı SPK tarafından bu hafta çıkmış oldu. Evet Kervang'da kar payı e, dağıtım kapı. Arkadaşlar Hisse başına 56 kuruş net temettü ödeme kararı aldı. Kervan gıda hayırlı uğurlu olsun. Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay geri alınmasına ilişkin bildirim demişler. Arkadaşlar bu şirket daha önce 3. ayın 25'i 2024 tarihinde geri alım programı başlatmıştı. Ee, o zamanlardan bu zamana çok fazla bir lot almadı. Ee, bugün almaya başlamış 100.000 adet lotunu 42 lira at 46 kuruştan geri e, alma başlamış. Bu da e, belki hissede hareket e, harekete neden olabilir. E, Bende de, de halka arzından do e, doğru şeyi var. E, ne diyeyim size notları e, var ama işte bazı şirketler bazen kötü zamanlarda halka arz olabiliyor. Türksel kar payı kapı. Arkadaşlar Türksel'in 2 lira 56 buçuk kuruş net temettü ödeme kararı vardı. Bunun için daha önce teklif edilen tarih olan 12.05'i 2024 tarihi e, genel kurulda onaylanmış. Yani 12.05'i 2024 tarihinde 2 lira 56 buçuk kuruş temettüyü ödeyecek. Hayırlı olsun. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.